Anavatan Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın ve çok kıymetli heyetinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ilk ziyaretlerini yapması bizi mutlu etmiştir. Tabii ki Kıbrıs aslında Anadolu'nun bir parçasıydı, bir uzantısıydı. Büyük Osmanlı Devleti'nin bir vilayetiydi ama neticede geçmiş bir sıkıntılar içerisinde Osmanlı Devleti adadan çekildi. Çekildikten sonra biz buralarda öksüz kaldık, yetim kaldık, aç kaldık, çaresiz kaldık. Ama hep Anadolu'yu bekledik. Türk milleti bir gün yeniden geri gelecek, Türk ordusu bir gün yeniden gelecek. Biz tabii ki Osmanlı ordusunun adadan çekilişini uğurlamadık. Güle güle demedik onlara. Çünkü bir gün geri gelmelerini bekleyecektik. Beklemeye başlamıştık. Tabii ki geri gelişi göremeyen bizden büyük atalarımız oldu. Onlar rahmete kavuştular. Ama Kıbrıs Türk milletinin bir vatanıdır. Kıbrıs Türkleri de Türk milletinin bir parçasıdır. Ayrılmaz bir parçasıdır. Bu bir gerçek. Devletimiz vardır. Ayrı bir devletimiz vardır ama biz Türk milletinin mensuplarıyız. Ve bundan da şeref duymaktayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devamı Anavatan Türkiye'nin güçlü desteğiyle ancak devam edebilir. Türkiye'nin desteği olmadan dünya bizi tanımıyor, izolasyon yapıyor, ambargolar yapıyor. Ama bütün izolasyonlara, ambargolara rağmen Anavatan Türkiye'nin desteği devam etmektedir ve birçok altyapılarımız da Türkiye'nin desteğiyle burada çözüme kavuşmaktadır. Büyük zaferler elbette ekonomik zaferlerle de taçlandırılması gerekir. Sosyoekonomik yapımızın da iyileştirilmesi lazım. Bunları milli kültürle de beslemek lazımdır. Milli varlığımızı korumanın başka yolu da yoktur. Milli kültürünü kaybeden, milli manevi değerlerini kaybeden bir halk veya bir toplum kendini kaybeder zaman içerisinde. Yok olup gidebilir. Ama bizim özümüz, öznemiz Türküz ve Türk milletiyiz. Onun için kendi tek başımıza bir özne değiliz. Öznemiz milli davamızdır. Türk milletinin yüksek menfaatleridir, çıkarlarıdır. Kıbrıs Türk halkının yüksek çıkarları da Türk milletinin yüksek çıkarlarıyla birlikte mütalaa edilmesi gerekir ve ele alınması gerekir. Ayrılığa, gayrılığa düştüğümüz anda sıkıntıya düşeriz ve büyük bir yanlışlık da yapabiliriz. Onun için Türkiye ile Türk milletiyle ayrı gayrı olmayacağız. Biz tabii ki Anavatan Türkiye'ye büyük minnet borcumuz vardır. Ama Türk Devletleri Teşkilatı'na da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci üye olması da yeni bir gelişme olmuştur. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Kıbrıslı Türklere uyguladığınız ambargoları kaldırın, izolasyonları kaldırın çağrısı da tarihi bir çağrıdır. Yine Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür ifadesi bir gerçektir. Çünkü Kıbrıs Türk halkı Avrupa tarafından ambargolara maruz kalmaktadır. Birleşmiş Milletler verdiği sözleri tutmamaktadır. Yine aynı şekilde Amerika, İsrail, Fransa, Rum tarafıyla, Yunan tarafıyla askeri tatbikatlar yapmaktadır. Bu askeri tatbikatlar kime karşı yapılıyor? Gayet açık ve belli. Dolayısıyla bizim tek güvencemiz Türk ordusunun adadaki varlığıdır. Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünün devam etmesidir. Bu asla sulandırılamaz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin milli varlığı da asla sulandırılamaz. Çünkü her halka nasip değildir bir milli devlet kurması. Biz kendi milli devletimizi kurduk ve bu milli devlete sahip çıkacağız. Şehitlerimize borcumuzdur. Bizden sonraki nesillere borcumuzdur. Bağımsızlıktan, egemenlikten, istiklal anlayışımızdan taviz vermeyeceğiz. Dolayısıyla Anavatan Türkiye'nin güçlü varlığı her zaman bize de güç vermektedir. Türkiye'nin yeni yüzyılına girerken, bu Türkiye'nin yeni yüzyılı inanıyorum ki Türk milletinin yeni yüzyılı olacaktır. Çünkü Türkiye güçlü olursa Türk dünyasının tamamı, Türk milletinin tamamı da daha güçlü olur. Diğer Türk cumhuriyetleri de daha güçlü olur.
morallerimiz de daha yüksek olur. Biz ana vatanımız Türkiye'yi, Türk milletini çok seviyoruz çünkü zaten mensubuyuz. Türkiye'siz Kıbrıs olur mu? Olmaz. Damarımız kesilmiş olur. Damarımızdaki kan bitmiş olur, tükenmiş olur. Türkiye'siz bir can olur mu? Hayır. Bir insanın bedenindeki can çıktığı zaman nasıl ceset olursa Türkiye'siz olmaz. Dolayısıyla Türkiye ve Türk ordusu bizim bedenimizdeki can, damarımızdaki kan gibidir ve bunlarsız olmaz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yoluna devam edecektir. Anavatan Türkiye'ye, başta Anavatan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na, bütün milletvekillerine en derin sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz şahsınızda. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Değerli Başkanım, ben de çok teşekkür ediyorum. Bu nazik ev sahipliğiniz dolayısıyla, güzel sözleriniz dolayısıyla kendim ve heyetimiz adına şükranlarımızı ifade ediyorum. Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerden sonra milletimiz Cumhurbaşkanı'nı, yani yürütme organının başını ve arkasından da milletvekilleriyle eş zamanlı bir şekilde milletvekillerini seçerek yasama organını seçmiş oldu. Ve Cumhurbaşkanımız yemin ederek göreve başladı. Arkasından da meclisteki seçimleri yaptık. Ben Deniz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 30. başkanı olarak milletvekillerimiz tarafından seçilmiş oldum. Arkadaşlarımız da meclis milletvekilleri olarak partilerini temsil ediyorlar. Başkanlık divanı üyelerimiz olarak bir kısmıyla beraber çalışıyoruz. Şimdi tabii bizim artık bir teamül devlet geleneği haline gelmiş olan bir usulümüz, seçilen Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı ilk resmi ziyaretini hemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapar. Sizin ifade ettiğiniz ve yıllardır Kıbrıs Türk halkını tabiri caizse boğma amacı taşıyan bu ambargolar, kısıtlamalar, baskıların kaldırılabilmesi için de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ortaya koyduğumuz en somut dostluk ve kardeşlik göstergelerinden birisi bu ilk resmi ziyaretlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılmış olmasıdır. Biz de dolayısıyla böyle bir milli ödevi bugün burada gerçekleştiriyor olmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Bu ziyaretimiz vesilesiyle bir kere daha gördük ki Kıbrıs her seferinde daha ileriye gidiyor. Ve buradaki Kıbrıslı kardeşlerimiz, Türk kardeşlerimiz hem kurum ve kuruluşlarını daha da geliştiriyorlar hem de devletin egemenlik ve bağımsızlık temelindeki yükselişini sağlıyorlar. Bu anlamda Kıbrıs'ta tarihi bir süreç yaşıyor. Bu sene Kuzey Kıbrıs'ın bağımsızlığına yol açan o kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü ve aynı şekilde de Kıbrıs Meclisi'nin kuruluşunun 40. yıl dönümü. Ümit ediyorum ki Kıbrıs Meclisi, Cumhuriyet Meclisi, sizin tanımınızda Cumhuriyet Meclisi bu yıl içerisinde yeni binasına kavuşacaktır. Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin destekleriyle yeni binasına kavuşacaktır. 50 dönüm üzerinde inşa edilen o binanın açılışını da inşallah en güzel şekilde, en görkemli şekilde yapmak nasip olur. Allah nasip ederse bizler de ziyaretinize geliriz. Yine benzer şekilde Cumhurbaşkanlığı, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı binasının da aynı yerde inşası devam ediyor. Ve yaklaşık 400 dönümlük bir arazide de millet bahçesi yapılarak meclis binası ve Cumhurbaşkanlığı binası Kıbrıs halkına, Kıbrıs Türk halkının da kullanımına açık bir hale getirilmiş oluyor. Yani bir ortak alanda gerçekleşiyor bu hizmetler. Bunların hayırlısıyla bitmesini temenni ediyoruz. Türkiye olarak Kıbrıs'ın bütün projelerinde gelişmesi, kalkınması, büyümesi, yücelmesi konusundaki her projede Kıbrıs'a destek olmaya devam ediyoruz. Yine önümüzdeki dönemde Kıbrıs'ın günlük yaşayışında birinci derecede etkileyecek projelerden birisi olan anavatanla Kıbrıs arasındaki enterkonekte elektrik sisteminin kurulabilmesini de ümit ediyorum ki çok kısa bir süre içerisinde bitiririz ve bunu da görmek nasip olur. Evet, bir mücadele sürüyor. Bu mücadele yeni bir mücadele değil. Dediğiniz gibi Osmanlı'nın buradan ayrılışıyla birlikte başlayan bir mücadele. Ve ne yazık ki hep Kıbrıs Türk tarafı burada mağdur edilen, zulme uğrayan, hatta soykırıma tabi tutulan bir halk olarak tarihe geçmiş oldu. Ve maalesef Kıbrıs Türk halkına siz uzlaşın, masada olun diye telkinde bulunanlar
hep Kıbrıs halkına karşı yapılan bu soykırımlara karşı da sessiz kaldılar. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin buradaki garantörlük hakkı olmasaydı, yani 1973'teki o barış harekatı gerçekleştirilmiş olmasaydı, bugün zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye bir devletten bahsetmemiz mümkün olmayacaktı. Ve belki bugün sizler başta olmak üzere Kıbrıs'ta bir Türk halkının fiziki varlığından dahi bahsetmek mümkün olmayacaktı. Bu ayan beyan ortadadır. Dolayısıyla çözüm de çok açıktır, çok nettir. İki egemen toplumun var olduğu bir Kıbrıs adasını kabul etmek dünya siyaset çevrelerinin herhalde en akılcı kabul edişlerinden birisi olacaktır. Türkiye bu tezi hep söylüyor. Burada bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. Ambargo konulsa da bazı çevreler tanımamak için gayret sarf etse de sonuçta hayatın pratiği budur. Kıbrıs adasının gerçeği budur. Siyasetin gerçeği budur. Ve burada Kıbrıs halkı da Allah'ın izniyle kıyamete kadar bu egemen bağımsız varlığını korumaya kararlıdır. Bu temelde biz tabii ki güneydeki Rumların da varlığıyla yine iki eşit toplumun insani bir şekilde diyalog içerisinde olması, ortak projeler geliştirmesi, ortak bir zeminde yaşamanın ve ortak bir adayı paylaşmanın verdiği sorumlulukla birlikte hareket etmelerinin de her iki tarafın yararına olacağını düşünüyoruz. Ama bu asla bir tarafın diğerini yok ederek ayakta kalması şeklinde anlaşılmamalıdır. Dolayısıyla Kıbrıs halkı vardır, kıyamete kadar var olacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Allah'ın izniyle bütün kurumlarıyla, işte bunlardan bir tanesi en saygınında bugün bizi ağırlıyorsunuz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi de başta olmak üzere bakanlıklarıyla, kurum ve kuruluşlarıyla, Cumhurbaşkanlığıyla teşekkür etmiş tam bir devlettir. Bu devlet mekanizması hep büyüyerek, gelişerek, Kıbrıs halkının da çıkarını önceleyerek devam edecek. Ve yine kıyamete kadar devam edeceğini bildiğimiz, inandığımız bir husus, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çok yakın ilişkisi ve et ve tırnak gibi iç içe, kardeşçe, birlikte yürüyüşü olacaktır. Çünkü biliyoruz ki bu coğrafyada her iki ülkenin, her iki devletin hedeflerinin güçlü bir şekilde gerçekleşmesi milletimizin ortak menfaati gereğidir. Yani biz eğer Doğu Akdeniz'de bir milli menfaatten bahsediyorsak, eğer Akdeniz'in tamamında Ege Denizi'nde biz bir milli menfaatten bahsediyorsak, bir mavi vatandan bahsediyorsak, buradaki egemenlik haklarımızdan bahsediyorsak, hiç şüphesiz Kıbrıs'ın egemenlik hakları da bunun bir parçasıdır. Eğer Kıbrıs'ın egemenlik haklarını yok sayarsak, Türkiye'nin bu Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölgeler başta olmak üzere birçok alanda hareket etmesi, buralarda kendi çıkarını, kendi menfaatini koruyacak adımları atması mümkün olmaz. Her alanda ilişkimize devam edeceğiz. Eğitimde, kültürde, sanatta, ortak tarihi değerlerimizde, ekonomide, turizmde, ticarette bütün ilişkilerimizi en yüksek seviyeye çıkartarak Allah'ın izniyle dünyaya örnek bir ülke olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizin varlığını sürdürmesini, geliştirmesini hep beraber temin edeceğiz diyorum. Bu vesileyle ev sahipliğiniz dolayısıyla tekrar çok teşekkür ediyorum. Sizlere ve şahsınızda Kuzey Kıbrıs Cumhuriyet Meclisi üyelerine sevgi ve saygılarımızı ifade ediyorum. Orhan Müderrisoğlu, rahmetli oldular. Necdet Ünel, Cumhuriyeti döneminde meclis başkanlığı yapanlar. İsmail Bozkur. Şurada ana muhalefet partisinin başkanı olduğunu veya temsilcisi. Çekiyoruz. Tekrar görüşürüz. Görüşmek üzere.